Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 7. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. örnek sınavıyla birlikteyiz. Senaryo 1. İlk sorumuz tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri ilgili problem çözer kazanım ile ilgili arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki verilen kartlar her grupta eşit sayıda kart olacak ve her gruptaki tam sayının toplamı Sıfır olacak şekilde iki gruba ayrılacakmış arkadaşlar. Buna göre alt tam sayısını bulalım. İki grup oluşması için arkadaşlar şimdi birlikte bakalım. Evet ilk grubumuz arkadaşlar eksi 2, eksi 8 ve 10. Eksi 8 ile eksi 2, eksi 10 yapar arkadaşlar. Yani şöyle eksi 8 artı eksi 2 artı 10. Evet bunu topladığımız zaman arkadaşlar 0 oldu. Geri kalanlarda ise arkadaşlar 6 var. Eksi 5 var. Ve A sayım var. Bunların hepsini topladığım vakit 0 olması gerekiyor. Evet burada eksi 5 olduğu için arkadaşlar A sayısı eksi 1 olacaktır ki x'i eksi 6 olsun. Burada da 6 var. Yerine 0 olsun arkadaşlar. Buradaki A sayım benim eksi 1 olması gerekiyor arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı a eşittir eksi 1. İkinci sorumuz toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır ile ilgili. Toplama işleminin birleşme özelliğinin kullanıldığı yukarıdaki eşitliğe göre üçgen yerine yazacak tam sayıyı bulalım arkadaşlar. Şimdi burada şuradaki büyük parantezin içinde öncelikle yapmamız gerekiyor. Eksi 15 artı eksi 8 yani burası eksi 23 oldu arkadaşlar. Burada da artı 5 var. Artı 5 artı eksi 23. Burası eksi 18 yaptı. Bu tarafın da eşit olması için yine eksi 18 eşit olması gerekiyor. Burada da öncelikle şuradaki büyük parantez içindekini yapmam gerekiyor. 5 artı eksi 15 yaptığımız zaman arkadaşlar burası eksi 10 oldu. Eksi 10 ile ben eksi 10 artı üçgen yaptığım zaman eksi 18 olması için buradaki benim üçgenimin eksi 8 olması gerekiyor. Cevabımız arkadaşlar üçgen eşittir eksi 8. Üçüncü soru tam sayılarda çarpma ve bölme işlemlerini yapar kazanımıyla ilgili. Aşağıdaki verilen küpün altı yüzünde tam sayılar yazmaktadır. Bu küpün karşılıklı iki yüzünde yazan tam sayıların çarpımı eksi 20 imiş arkadaşlar. Buna göre küpün diğer yüzlerinde yazan tam sayılar kaçtır? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar eksi 5. Eksi 5'in karşısındaki sayı eksi 5'in karşısındaki sayı arkadaşlar çarpımı eksi 20 olacakmış. Burası 4 olması gerekiyor. Eksi 5 çarpı 4 eksi 20. Daha sonra 1'in karşısındaki sayı arkadaşlar. Eksi 20 olması için 1 çarpı eksi 20. Yine eksi 20 olacaktır. 1'in karşısında eksi 20. 2'nin karşısında ise arkadaşlar çarpımı eksi 20 olması için eksi 10 olması gerekiyor. Evet. Eksi 5'in karşısında 4. 1'in karşısında eksi 20. 2'nin karşısında eksi 10 bulunur. Dördüncü soru. Tam sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımı yani üslü ifadeleriyle ilgili bir soru. Burada eksi 3'ün 10 tane çarpımı vermiş. Bunu üslü sayı olarak ifade edelim arkadaşlar. Eksi 3 üzeri 10. Burada eksi 3'ü paranteze alalım arkadaşlar. Eksi 3 üssü 10 olarak ifade edebiliriz. 5. soruya geçelim. 5. soru tam sayılarda işlemleri yapmaya gerektiren problem. Yani tam sayı problemleri çözer kazanımı ile ilgili. Mutfakta çalışan bir vantilatör sıcaklığı 4 dakikada bir 1 derece azalmakta. Fırın ise sıcaklığı 10 dakikada bir 2 derece artmaktadır. Sıcaklığı 30 santigrat derece olan bir mutfakta vantilatör ve fırın aynı anda çalışmaya başladıktan 20 dakika sonra. Evet öncelikle vantilatör ben yazdım arkadaşlar. 4 dakikada 1 derece azalıyorsa arkadaşlar 20 dakikada 20 bölü 4 5 derece azalıyor arkadaşlar. 5 azalır. Gelelim fırın. Fırına da F diyorum. Fırında ise 10 dakikada bir 2 derece artıyormuş. 20 dakika geçti arkadaşlar. 2 tane 2 derece yani 2 çarpı 2 4 derece artar. Evet sıcaklığımız 30 dereceydi arkadaşlar. Yani 30 artı 30 diyelim biz buna. Daha sonra e, ventilatör 5 derece azalttı. Eksi 5. Daha sonra fırınım da 4 derece artırdı. Bu işlemi yapalım. 30 eksi 5 burası 25. 25 artı 4 Cevabımız 29. 30 dereceydi arkadaşlar. Vantilatörü 5 derece azalttı. Fırın 4 derece artırdı. Aslında benim sıcaklığım arkadaşlar 1 derece azalmış oldu. 30'dan 1 çıkartarak da direkt bulabiliriz. 6. soru. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir kazanımı ile ilgili. Aşağıdaki verilen sayı doğrusunda eksi 1 ile 0 arası 8 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı nedir? Evet burası eksi 1 ile 0 arası 8 eş parça ayrıldığına göre arkadaşlar benim kestiğimin paydası 8 olacak. Evet burada dikkat etmemiz gereken eksiye gittiğimiz arkadaşlar 0'dan başlamamız gerekiyor. Burası eksi 1 bölü 8 eksi 2 bölü 8 burası da arkadaşlar eksi 3 bölü 8 olacaktır. 7. soru devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder kazanımı ile ilgili. Evet devirli sayılar da arkadaşlar tam sayım 0 sıfır olduğu için arkadaşlar buradan 15, 15'i aynen yazıyorum. Devirli olmayanı çıkartıyorum. Bölü buradaki devirli sayı kadar 9, devirsiz sayı kadar 0 koyuyorum. Yani 15 eksi 1 bölü 9 bu da arkadaşlar 14 bölü 90'a eşittir. Evet burada küçükten büyüğe sıralama istiyor arkadaşlar. Paydaların hepsi farklı olduğu için arkadaşlar böyle sayılarda daha rahat sıralama yapmak için paydalarını eşitleyelim. Eksi 2 bölü 3'ü 4 ile genişletelim. Eksi 8 bölü 12. 3 bölü 4'ü 3 ile genişletelim. Eksi 9 bölü 12. 5 bölü 12 aynen yazdım. 1 bölü 6'yı da 2 ile genişletelim. Eksi 2 bölü 12. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar hepsinin paydası 12 oldu. Hepsi eksi olduğu için arkadaşlar küçükten büyüğü sıralarken buradaki en küçük olan sayımız arkadaşlar eksi 3 bölü 4 yani paydası en büyük olan en küçüktür. Daha sonra eksi 2 bölü 3, eksi 5 bölü 12 ve eksi 1 bölü 6. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.